Bugüne kadar 15 kişi aslında şartlı tahliye hakkı engellenen 15 kişi var. Bu 15 kişinin 5'i hak ederek tahliye tarihi geldiği için tahliye oldu. Şu an 10 kişi aynı şekilde engellemeyle karşı karşıya. Şartlı tahliyeye ilişkin bu kararı alan kurulda savcının başkanlığında toplanması gerekiyor. Hatta bu kurula Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndan bir temsilcinin de, yani o ildeki müdürlüğüne ilişkin bir temsilcinin de katılması gerekiyor. Ancak müvekkillerimizin karşılaştığı kurul böyle bir kurul değil. Hiçbiri savcı başkanlığında toplanan bir kurula çıkmadılar bugüne kadar. Buna ilişkin itirazlarını hakimlik nezdindeki dilekçelerinde belirttiler. Özellikle kurul görüşmeleri sırasındaki kamera kayıtlarının dosyaya alınmasını, usule uygun bir kurul değerlendirmesi yapılmadığı her seferinde söylendi. Ancak buna rağmen hakimlikler tarafından böyle bir iddia, bu itiraz hiçbir şekilde değerlendirmeye alınmadı. Müvekkilleri olan avukatlar, özellikle oradaki bu hak ihlalini tespit eden avukatlar olarak Sincan'daki bu durumun, yani kadın hapishanesi üzerindeki bu durumun bir pilot uygulama olduğunu söylüyoruz. Yani bu pilot uygulama derken şunu söylemeye çalışıyoruz. Burada bir hukuksuz uygulama var. Usul açısından da, esas açısından da. Buna karşı çıkılmadığı müddetçe aslında bu herkesi bağlayan bir uygulamaya dönüşme riskine sahip. Yani fiili olarak şartlı tahliye imkanı bugün Sincan'da ortadan kalkmış durumda. Bu aslında bir kötü muameledir. Yani başlı başına kişilere eziyet edilmesidir. Yani şartlı tahliye hakkı gelen kişilere gerekçesiz soyut iddialarla, keyfi uygulamalarla, usulsüz kurul toplantılarıyla bir engellemeyle karşı karşıya kalıyorlar. O yüzden bu pilot bölge tanımımızın dikkate alınması gerektiğini ve tüm aslında bu konuda hak savuncusu olduğunu söyleyen, bu konulara eğilen tüm haklara karşı duyarlı olan kesimlerin bu konuda da duyarlı olmasını bekliyoruz. Sincan'daki mahpusların doktora, yani hekime bir erişimi varmış gibi, hastaneye gitme hakkı var, revir hakkı var, kampüs hastanesi var gibi görünüyor. Ancak gerçekte, fiiliyatta karşılaştığımız durum bu şekilde değil. Birincisi, revire ulaşım noktasında, yani revir evet şeyin içinde, binanın kendi içinde yer alan bir yer. Ancak revir hekimine ulaşım da belli tarihlerde, belli günlerde yapılabilen bir şey. Şimdi bir kere bu sarkan bir durum, yani revir hekimine ulaşım noktasında bir sarkan bir tarihleme söz konusu. Revir hekimine ulaştı diyelim. Kişi bu sefer de sevk edilmesi gerektiği zaman sevk tarihi çok ileri bir tarih oluyor. Yani bu 3 ay oluyor, 6 ay oluyor, 1 sene oluyor. Yani çok uzak tarihler oluyor. Birçok cezaevinde de karşılaştığımız bir keyfiyetçi tutum olduğunu söyleyebiliriz. Yani bu şartlı tahliye meselesinde dışında, şartlı tahliye meselesinde de bu arada birçok cezaevinde karşılaştığımız engeller de var ama Sincan'ın özel bir durumu olduğu için de bunu bu kadar belirtmek istiyoruz. Ama cezaevleri idareleri genel olarak keyfi davranıyorlar. Yani ne ulusal mevzuatı, ne uluslararası mevzuatı, ne uyulması gereken asgari standartları karşılamıyorlar. Karşılamadıkları için herhangi bir yaptırımla karşılaşmıyorlar. Bakanlık denetimleri yok. Bir hapishanede böyle bir tespiti yapıyorsa bir kurum, yani bu bir kötü muameledir. Bunun devamında yapılması gereken suç duyurusudur. Ve buna ilişkin bir süreç işletilmiyor. Bu sanki sadece sıradan bir ihlalmiş, sıradan bir eksiklikmiş gibi davranılıyor. Şimdi siz evinizdeki bir kapının kolunu sıradan bir eksiklik olarak değerlendirebilirsiniz. Bu ayrı mesele. Ama idare gözetiminde, idare kontrolünde ve idarenin aslında olanakları ve mekanları içerisinde olan bir kişinin tüm imkanlarının sağlanması gerekir. Yani buna böyle bir kapı kolu muamelesi yapmaması gerekir ama ne yazık ki TİK'in raporlarına baktığınız zaman bu en temel eksiklikler, yani sağlığı, hijyeni, beslenmeyi etkileyen eksiklikler sıradan bir eksiklikmiş gibi tavsiye niteliğinde belirtilen tespitlerden ibaret kalıyor.
Şimdi böyle kalınca da idareler tutumlarını değiştirmiyor. Yani karşılarında bir yaptırım görmüyorlar, karşılarında bir denetim görmüyorlar. Tavsiye niteliğinde belli şeyler var. Zamanları geldiğinde, canları istediklerinde düzeltecekler veya düzeltmeyecekler gibi bir durum söz konusu. Hukuki süreçler önemli, evet. Yani yaptığımız suç duyuruları, yaptığımız raporlamalar, tespitler vesaire, bunlar önemli. Ama tek başına hukuk yetmez. Yani hani toplumsal bir ayağının, toplumsal bir takibinin olması gerekiyor. Yani bu adalete erişimin de hakikatin ortaya çıkarılmasının da bir parçası. Bu yüzden aslında kamuoyunun tekrardan hapishaneleri yüzünü dönüp hani buralarda neler oluyor, bu sorunlar aslında bizim de bir parçamız demesi lazım. Bugün hapishanelerdeki tecrit, hapishanelerdeki o sorunların hepsi aslında toplumda da yaşanıyor. Bunlar birbirinin yansımasını taşıyan şeyler. Yani toplumdaki bu meseleleri de bundan bağımsız görmemek lazım. O yüzden yüzü oraya dönüp hani burada ne oluyor ve buraya ne yapmalıyız, buradaki sorunların çözülmesi için demek gerekiyor diye düşünüyorum.